Anayasa Mahkemesi bu kez tarihi bir karar. Ver. Gecikmiş bir karar. Yani eskiye dönük bir faydası olmaz bir karar ama hukukun hala bir takım hassasiyetlerle süreci takip ettiğini alamet bir karardır. Anayasa Mahkemesi 5 yıl sonra karar verdi. Mecliste 4 eski bakanla ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarını soruşturan komisyonun çalışmalarına yayın yasağı koyan mahkemenin kararını haksız buldu. İfade ve basın özgürlüğü ihlali dedi. Muhalefet karar geç kaldı tepkisini yükseltti. 17-25 Aralık sürecinde 4 eski bakan Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine mecliste bir soruşturma komisyonu kurulmuştu. Hediye alanda Veren de. Ancak meclis başkanlığının talebi üzerine mahkeme komisyonun çalışmaları ile ilgili haberlere yayın yasağı getirmişti. Kim? Hangi parayı? Kimden almıştı? İşte o yasak kararına karşı yapılan itirazı inceleyip 5 yılın sonunda karara bağladı Anayasa Mahkemesi. Yayın yasağı ifade ve basın özgürlüğüne aykırı derken... Yayın yasakları kamu otoritesinin keyfiliğine dayanmamalıdır uyarısı dikkat çekti. İşte tren kazası oluyor, Yayın yasağı geliyor. Yol çöküyor. Yayın yasağı geliyor. Yayın yasağı idarenin keyfi uygulamalarının zırhı gibi e, olmaya başladı. Muhalefet Sözcüleri Anayasa Mahkemesi'nin geç de olsa verdiği kararın olası yeni yayın yasaklarına karşı emsal olması gerektiği görüşünde.